Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet. Kalın soğan tarlaları ve ince soğan tarlaları olarak ikiye mi ayırıyoruz soğan tarlalarını? Evet, kalın soğan tarlasıyla şeklinde de insanlara evveda diyebiliyoruz. İyi dileklerde bulundum adını verdiğiniz evet. Bir söylem sanırım. Zaten bir iyi dilek olarak soğan tarlası adlı eserimi okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Okudum, zaten kısa ve rahat okunan bir eserdi ama son sayfasını sadece hatırlıyorum. Öyledir biraz. Okurken gözleriniz yaşardı mı? Tabii yaşarmaz olur mu? Çok acıklı ve duygusal evet. Bir şeydi. Ama mum yakarak göz yaşardı mı? Giderdiğimi evet, düşünüyorum. Ya da okurken ağzınızda su çalkalarsanız yine gözleriniz yaşarmaz. Çünkü zaten ağzınız yaşarmış vaziyettedir diyorsunuz. Ya o yüzden gözlerimiz dur şimdi bir ağzımız yaşarsın da sonra biz yaşarız diyerek sırasını bekler. Temkinli gözlere sahibiz diyorsun. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimize yine yani bu kadar konuşmamıza rağmen engelleyemediğimiz bir olgudan sevgili Ölükse Gorgonumuzdan den vurmak zorundayız. Ne oldu bir anda gülümlerin de ölüksendi. Gülümlerimin enerjisi bitti. Evet bakalım neymiş haberi? Manik kedik hareketler. Ney? Manik kedik hareketler. Evet, evet. Nasıl başlıktan daha henüz bezdik mi hayattan? Bezdik yani biraz da dur madem ölükseyim o halde kelime oyunu yaparak ölükseliğimi gizlemeye çalışırım şeklinde bir tavır sezdim. Evet bu tavırlar ve bu şeyler çabalar da bir işe yaramıyor. Bristol Üniversitesi hayvan davranışları bilimi uzmanı John Bradshaw kedilerin anlamsız davranışlarına yönelik çalışmalar düzenliyor. Yine aydan aya maaşı geldiği için rahat oturan ne yapsam bir sürü de harcırah almam lazım bunları da nasıl harcasam diyen bir bilim adamıyla karşı karşıyayız. Bu bilim adamlarıyla üniversiteler gelir ortaklığı yapsalar bak nasıl çalışırlar. Hayır üniversiteler zaten milletten aldıkları o döner sermaye parayı bir yere harcamaları lazım. Onlar böyle veriyorlar. Böyle abuk subuk şeylere veriyorlar vay işte. Be. Peki bu adam bu kedilerin falan davranışlarını inceleyince garip bir davranışta bulunduğunu fark ediyor mu? Adamın zaten kedisi vardır yani garip bir davranışı sonuçta kedilerin bütün davranışları bize göre gariptir. Yok bence hani biz mesela bu amcanın davranışlarını inceleyen bir bilim dalı şey yapsak acaba bir şeyler yani ne dersin? 3-5 bir şeyler 3-5. Yırtar mıyız diyorsun olabilir dur bir bakayım ben araştırayım üniversitelerde. Kariyerinin ilk yıllarından beri kedi ve köpek davranışlarına odaklanan Bradshaw'a göre. O amca kariyeri iyi yere kariyer yapmış. Kariyerinin değil yani yürümeye başladıktan sonraki ilk davranışları falan olabilir evde kedi varsa. Kediler ne yapmamak gerektiğini kolayca öğrenebiliyorlar ancak bunu yapmaya devam etmeyi tercih ediyorlar. Bunu biliyoruz bunun için zaten bilim adamı olmaya gerek yok ki kediler embesildir bunu baştan söylemiştik. Fakat kediler bütün bu sürtüşmeye rağmen bizi yine de seviyorlar. Bradshaw'ın kediler yalnızca büyük olduğumuzu düşünüyorlar dediği bir kitabında beceriksiz ve sakar olduğumuzu da düşünüyorlar. Ancak aptal olduğumuza inanmıyorlar. Çünkü eğer öyle olsaydı bize sürtünmezlerdi ama sürtünüyorlar diye Bradshaw, de ekliyor. Bradshaw üniversitede ders verip bunu üniversite öğrencilerine anlatıyor mudur acaba? Her zaman söylediğim gibi kediler bence, bizi seviyorlar. Amca ağır vaka yani fena sıyırmış ya da öyle güzel bir fena sıyırmış taklidi yapıyor. Ya da fena sıyırmışlara şey yaparaktan onları... Öksünmek de diyebilirsin. Öks. Evet yani haberimiz bu. Umarım bu çok beğenmişsindir Cenk'ciğim. Yani güzel bana şöyle bir haber geldi yani bu adamı bir şekilde inceleyebilir miyiz? Onu kesin bak araştır şey yapma. Yani sonuçta sevgili dinleyiciler aç kalmayız onu söyleyeyim. Müebbet muhabbet. Tüketimin teşvik edildiği ve pompalandığı, tüketim toplumunun büyüdüğü, genişlediği ve her tarafı sardığı günümüz dünyasında tüketicinin pek çok sorunu var sevgili dinleyiciler. İşte o sorunları çözmek için de bir program var. Bu program bizim programımız. Bu program sizin programınız sevgili dinleyiciler. Tüketicilerimizden biri sorunlarını bize aktarmak üzere hattımızda. Efendim merhabalar. Alo. Teyzeciğim. Mabut. Evet teyzeciğim. Nasılsın canım teyzem? Yine mi sen? Tüketici Hakkı teyze. Benim yavrum. Ben sesinden tanıdın hemen. Aferin yavrum benim. Sağ ol teyzeciğim. Nasılsın canım teyzem benim? İyiyim yavrum. Biraz böyle tansiyonum düşüyor çıkıyor gibi oluyor. Şu an düştü galiba. Birazdan çıkar diye düşünüyorum. Yani yaşlılık zor yavrum. Tek başına
işte. Ne yapacağız? Başkalarıyla kolay mı yaşlılık? Yani tek başına olmasan daha mı kolay? Fena mı yavrum? Yanında destek olacak biri olsa etrafında, teyzeciğim, değil mi? 5 tane amcayı göndermişsin diye hala yalnızlıktan söz ediyorsun. Yavrum ben ne yapayım? Onların da öyleymiş yani. Yani. Onlar genç yaşta mı göçüp gittiler teyzem benim? He yavrum, ben böyle mutfakta yemek yaparken konuşmayı çok severdim. Hepsi öyle salonda otururken ben konuşurken gitti yavrum. Neyseciğim, yani o zaman kısa keselim bu konuşmayı fazla. Şu an mutfakta mısın? Yok yavrum, telefonun başındayım. Ben kapıdan girince hemen solda bir tane telefon sehpası aldım çünkü. Çok güzel. Onun oradayım yavrum. Bir tane de şimdi onun yanında bir tane büyük çerez tabure alayım diyorum ama taburelerde de rahat edemiyorum, biliyor musun? Neyse teyzeciğim, nasıl olsa para çok, tabureyi de al, yanında da rahat edeceğin bir şey de alırsın. He yavrum. Ne oldu teyze, yine seni kandırmaya mı çalıştılar? Yavrum ben şimdi gezerken bu çarşı gezilerinde bir tanesinde yavrum. Bir tane böyle bir adamın kıl testeresi diye bir şey sattığını gördüm yavrum. Teyzeciğim, çarşı diye nerelerde geziyorsun acaba, çok merak ediyorum. Yavrum ben dükkan olan her yerlere bakıyorum ki yani eksik hırdavat, bir şey olmasın. Hırdavatçılar çarşısına gitmişsin. Hakkını da koruyalım yavrum diyerekten ben öyle düşündüm. Anladım teyzeciğim. Ondan sonra kıl testeresini dedim evladım. Bu kıl testeresini dedim. Kim alır evladım dedim. Teres dedi teyzeciğim. Teyze dedi sana vereyim istersen dedi. Hiç bir kıl mal kalmaz, vallahi tertemiz olursun dedi. Dedim terbiyesiz. Allah Allah. İyi dalga geçmişler seninle teyzeciğim. Onu söylemedi. Ben de almadım yavrum da. Hani şu an bir mağduriyet ya bir mundariyet. Öyle bir durum yok ama. Mundariyet. Ben tabii sormak isterim yavrum. Bu kıl testeresi kim kullanıyor bunu yavrum? Hani kimde öyle testereyle kesilecek kıl olur ki yavrum? Ben onu sana sorayım dedim. Yani biraz sert kıllara sahip böyle gür saçı olan İnsanlar kıl testeresi kullanabilirler teyzeciğim. Saçları mı kesiyorlar onlar da? Tabi saçla bir nevi kıl. O zaman niye saç testeresi demiyorum? Teyzeciğim latife ediyorum. Kıl testeresi böyle bir takım metalleri kesmek için, altındır, efendim gümüştür, pirinçtir, bunları kesmek için kullanılıyor. O zaman tabi ben şimdi bana altın testeresi verdiysem ben bir altın olduğunu anlayacak. Peşimden soyguncuları gönderip benim kapımı kıracaklar, evde de beni bayıltacaklar. Bütün altınlar, mücevherleri, o benim yatağın altındaki kasadaki banknotları da alıp gidecekler, değil mi yavrum? Evet tabii teyzeciğim, o yüzden kıl testeresi istiyorum de, altın testeresi istiyorum deme teyzeciğim. O yüzden işte adına kıl testeresi koymuş, kim koyduysa, aferin yavrum. Tebrik ediyorum, nihayet bir şeyi beğendirebildik sana teyzeciğim. Güzel, yani başka şeyler de olabilir, tereyağı testeresi falan da var yani, o da olabilir. En azından altın testeresi dememiş yavrum. Teyzeciğim başka söyleyeceğim bir şey yoksa artık biz yayınımıza başka birileriyle devam etmek istiyoruz. Yavrum niye, ne güzel konuşuyorduk yavrum. Tamam biliyorum, yalnızlık çekiyorsun ama pilavın altı tutmasın teyzeciğim güzel sonra. Güzel bir pırasa yapıyorum yavrum, bugün zeytinyağlı bu. Bahar mevsiminde güzel oluyor, hem de hafif oluyor biliyor musun? Biraz da şeker koyuyorum yiyecek pişirdikten sonra ki afiyet onun yemesi de şey olsun hadi, yavrum ama hadi teyzem. Ekmek yemiyorum yavrum. Tükettin yanında. Teyzeciğim bizi, tüketici hakkı teyzem benim. Müebbet muhabbet. Sonuçta yani tıp dediğimiz biraz kan, biraz revan, öyle değil mi hocam? Tabii ki o tıbbın açılımı vardı. T-I-P bir şeydi ama unuttum onları tabii, okul bitirili çok oldu. T-I-P bir şeydi, kısaltması mı? Tabii tabii ya işte tıp onu bir şey pankreas falan bir şeylerdi ama unuttum. Peki hocam, bu göz doktorları ile ilgili, göz evet. doktorluğu branşı ile ilgili biraz bir şeyler ıvıldatmıştınız ama gözümüzü fazlaca tanıma fırsatı bulamamıştık. Konuş bitmez bir tane de değil, iki tane, biri yetmiyormuş gibi. Birini anlatsak diğeri var. Evet ama şöyle bir şey yoktur yani, hastalarım sık sık sorar bana hocam, terlik gibi midir bu yani, sağ teki sol teki var mıdır yoksa onu oradan çıkarıp oraya taksak bir şey değişir mi? Yani değişmez. İkisi de birbirinin tamamen aynısı mıdır? Aynısıdır, aynı halta ederler. Peki mesela arkasındaki bizim görmediğimiz kısmı ayın evet. öbür yüzü gibi. Evet. Orası da yuvarlak mı yoksa orası dört köşe kare falan olabilir mi? Ayın öbür yüzü değil de aslında iceberg'in büyük yüzü diyebiliriz. Çünkü bütün iş orada dönüyor diyor. Gözümüzün arka kısmı daha mı büyük? Daha büyük ve orada bir sürü kablolar, mablolar hepsi beyine doğru gidiyor. Çünkü bu göz gördüğü yuvarlak şeyi... Yuvarlak mı? Görüp işlemi gözde bitirip beyni öyle göndermiyor. Beyne karman çorman şeyler gönderiyor. Bütün işi gene beyin yapıyor. Allah bu, Allah. Ondan sonra göz... Armut piş ağzıma düşçülük. Gidip odaklamayı falan da bozunca yok hipermetrop oldum, yok bilmem ne oldum. Yine beyin uğraşsın. O yüzden göz tek başına bir şey değildir. Anca kelle yerken midemizin bulanmasına yarar.
Peki tek gözümüzü kapattığımızda üç boyutlu görmemizin mümkün olmadığına dair çeşitli efsaneler ve geyikler mevcuttur hocam. Doğru mu bu? Tamamen şehir efsanesi ya da nerede uydurulduysa köy efsanesi de olabilir. Otel efsanesi, restoran efsanesi. Az evvel ben uydurduğuma göre demek ki laboratuvar efsanesi olabilir hocam. Olabilir. Hastane, hastane efsanesi de diyebiliriz. Peki bu mesela miyop vardır, hipermetrop vardır. Bunları anladık. Biri yakını, biri uzağı görmüyor da şu astigmatı bize bir anlatırsınız hocam. Yani herkeste olan ama kimsenin bilmediği bir zımbırtı. Evet, şimdi gözler böyle bakıyor. Ondan sonra tam da göremiyor. Böyle göz bebekleri... Ya görüyor da gibi de görmüyor da gibi de falan. Görmüyor değil. Böyle titrek görmeye astigmat diyoruz. Neden titrek görüyoruz? Gözlerimiz nasıl bazılarımızın elleri titrer? Gözlerimizin titremesi durumunda net görmemiz olmuyor. Yani astigmat olan kişilerin aslında dikkatli bakarlarsa gözlerinin nasıl titrediğini göreceklerdir. Nereye bakacaklar dikkatli? Gözlerine. Ha, aynaya bakacaklar en orta, diyorsun. Ha, evet, en ortadaki siyah böyle ıtı 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 diye titreşip durur orada. Çok güzel bir astigmat tanımı. Yani ben sanki astigmatı böyle doktorlar bir şey anlayamadığı zaman stres falan derler ya, göz doktorları da astigmattır falan diye yazıp gönderiyorlar gibi geliyor. Yani bana. Ben astigmat kelime olarak güzel. Biz mesela okuldayken astigmat diye böyle evelemece oynardık. Öyle eğlenirdik işte o evde. Gerçekten kaldı. Çok eğlenceli. Peki katarakt vardır bir de. Evet. Yani katarakt müdahale hatta futbolda çok ünlüdür. Evet, aynı zamanda da katarakt bir rock festivali değildir, onu da söyleyeyim. yani seyircilerin önüne katarakt falan diye böyle şeyler yapıyorlar. Evet. Katarakt gözümüzün içerisinde bir küçük tabaka. Yani içeriden buğulanma dediğimiz. Gibi. Ama nasıl ki mesela bir araba camı hava alıyorsa kapalıyken bile o arası şey yapar. Bu yapar. Aynı öyle gözümüzün nereden hava aldığını bulup orayı bir tıkamalıyız şekilde diyorsunuz. Tıkamalıyız. Tıp silikonu vardır. Cam silikonu değil de. Onlarla güzelce mikroskobik bir şekilde tıkıyoruz orayı. Harika bir yöntem. Ama tabii bunu kataraklı olmadan önce bana gelirler ve ekstradan 300-400 lira verip ne oldu da? O duvar yani oluşmadan. Tam bir rakam da değil. 300-400 lira değil mi? Verirlerse hem biraz daha şey olur, iyi olur. Hem de erken teşhis çok önemlidir biliyorsun. Aha, her şeyde. Bir de gözümüzün çapak adını verdiğimiz bir takım döküntüleri mevcuttur. Bu çapakları zamanla biriktirerek bir işe yaramasını umuyordum ama hiçbir işe yaramadılar hocam. Yaramamışlardır. Çünkü bunlar gözümüzün hafriyatıdır. Yani gözümüzde her daim bir takım bir şeyler olur ve bunlar da o arka planda yapılan atık çalışmalar madde sonrasında gözümüzün önüne doğru atılırlar. Bize düşen de onları küremektir. Çok teşekkür ediyorum. Rica değerli ediyorum hocam. Gözle ilgili bilmediğimiz pek bir şey kaldığını zannetmiyorum. 3-5 bir şey daha kaldıysa tekrar görüşürüz. 6 tane kaldı. 6 kalmış. Tamam hocam, sağ olun. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet. Suffocated Press Haber Ajansı hizmetinizde olmaya her zamanki gibi devam ediyor sevgili dinleyiciler. İşte yine sizlere haberleri getiren, ulaştıran sadece ajansımız değil, onun cevval muhabiri Cenk. Telefon attığımızda Cenk'ciğim merhaba. Aloo! Aloo dediğine göre bayağı bir keyiflisin, keyfin keyifliyim yerinde. Keyifliyim ya, bizim Van Damlar geldi de öyle oturuyoruz. Kim? Van Damlar ya. Van Damlar mı? He. Vandalizm mi? Yok ya, Van Claude Jandam yok mu? Jean-Claude Van Damme. Van Claude Jandam da güzel isimmiş ha. Ondan sonra bunun kızı var, Bianca Brie. Bianca Brie Van Damme mı? Bianca Brie Van Damme. Ama Bianca Brie'yi kullanıyor sırf. Allah Allah. Ondan sonra işte onlar geldi, baba kız böyle karşılıklı dövüş şeyleri yapıp beni güldürüyorlar falan öyle. Niye bunlar? Niye bunlar sana geliyorlar Cenk'ciğim ya, ne oldu ki? Ya bu işte bizim Brie'yi ne yaparız, nasıl yürürüz hani falan gibilerinden işte akıl danışmaya geldiler. Kızını ünlü yapmaya mı çalışıyor? Kaç yaşında kızcağız? Tıfıl mı? Yani tıfılımsı, yani bu da baya baya küçüktü, buz pateni falan yapıyordu. Ben buna şey diyordum, yani sen baban gibi dövüşçü olsana, hani sonuçta kız dövüşçü yok. Sonuçta baban da var, hem hoca parası da vermezsin. Yani buz pateni hocasına dünyanın parasını vereceğini babandan beleş ders al falan. Ondan gerçekten sonra güzel kafalamaya çalışmışsın. Bu da okey dedi yani, tamam hakikaten falan gibilerinden. Ona şimdi bir tane işte basın bülteni yazıyoruz da.
Ondan sonra oradan işte bunu servisleyeceğim her bir tarafa, oradan bakarız. 3-5 yani. Filmde falan oynar diyorsun yani. Aynen. Van Damme'ın kızı ayağına yürürüz. Peki nasıl bir şeye benziyor bu teyze? Güzel güzel, fena değil de yani bir yanlışını görürse seni bitirir. O yüzden bulaşma. Şey yapmamak hayır, lazım sen, yani. Sen uzaktan. Belki aynı şey yaparsın. Yok. Sonuçta sen sadık bir insansın. Yok yani sakat iş olmaz. Anladım peki. Şey yazdık bak, ne diyorsun buna? Atletik ve esnek vücudu, spor yeteneğiyle dikkat çeken Brie bu özelliğini babasından aldığını söyledi. Nasıl? Güzel mi? Nereden aldığını söyleyecek başka? Yani amcamdan aldım dese Jean-Claude onu mahveder. Ya orada biz babasının kim olduğunu vurgulamak için şey yaptım ben onu. Biraz yani gereksiz bir cümle olmuş yine bana sorarsan. Brie dövüş sanatlarında babasının dövüş tarzını taklit ettiğini söylüyor diye bir şey de yazdım. Pis taklitçi. Yorumları sonra, alacaktır altına bu haber. Yazayım mı bir de? Armut dibine düştü. Armut'un şeyi ne? Armut İngilizcesi. Pier. Pier fell down to its bottom. Evet. Bunu da böyle ekleyip postalıyorum ya kardeşim. Ya da to its deep de olabilir yani sonuçta. Armut dibine... Deep. Dipine... Aa bak Türkçeden geçmişler. Deep. Evet. Değil mi? Olabilir. Yani çok ilginç böyle bir şey kurarsan, yani bunun bir Türk atasözü olduğunu da altına yazdın mıydı yıldız verip dipnot olarak? Güzel bir haber olur, ilgi çekici olur Cenk'ciğim. Aynen, bir de ben şimdi bunların işte videolarını falan çekiyorum. Böyle karşılıklı ayakları kafalarında böyle havaya kaldırıyorlar, böyle etraflarında dönüyorlar falan. İyice kafayı yemişler baba kız. Zaten Jean-Claude'un kızı da başka ne olacak diye düşünüyorsun. Jean-Claude bir ara o filmlerde dövüş sahnelerinde falan bayağı kafaya darbe aldı. Yani sarsalandı orada ama neyse toparlamıştır diye bir şey yapıyorum. Yani. Anladım. Peki çok selam söyle. Orada mı şu an Bianca? Ver bir şimdi, duyayım sesini ya. Şeyde kapının önündeler işte orada bir tane şey çalışıyorlar. Sen söyle koreografi. Anladım, iyi. Allah sabır versin sana Cenk'ciğim. Aynen kardeşim, bu ona vurur gibi yapıyor falan. Bir tane koyacak, ağzı bunu dağılacak ama bakalım yani. Neyse hadi hayırlısı, Allah muhafaza. Hadi. Müebbet muhabbet. Trafiği sanat haline getirip yollara ilmek ilmek işlemiş bir kenttir İstanbul sevgili dinleyiciler. İşte bizler de o trafiğin her anını kontrol ediyor ve sizlerin bu trafikte rahat vakit geçirmenizi sağlayabilmek için anında müdahalelerde bulunuyoruz. Tabii ki sizlerin sayesinde. İşte yine bir dinleyicimiz trafikten bizi arıyor ve o bulunduğu bölgedeki bir problemi bize aktarmaya çalışıyor. Efendim merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyorum? Cenk ben, her daim sizi dinliyorum. Beğenerek sağ trafiği olun, Cenk sayenizde çözmüş durumdayız. Ve evet, trafiği keyifli hale getiriyoruz. Eve gitmenin, yok trafiği keyifli hale getirmenin imkanı yok da trafik olmayan yerleri bulmamıza yardımcı olmanız açısından. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cenk Bey şu an İstanbul'un neresindesiniz? Şu an Vatan Caddesi'ndeyim. Vatan Caddesi, evet. Nasıl durumlar orada? Güzel, her zamanki gibi biraz tıkalı da burada EDS kameraları var da ben şimdi onun yanına arabayı çektim, arabanın da üzerine çıktım. Buradan bakıyorum şöyle şimdi ne kadar nereleri alıyordur, bunun görüşü nereye kadar diye onu kestirmeye çalışıyorum. Evet, yalnız burada Vatan Caddesi E5 tarafına doğru giderken bir devasa bir kırmızılık tıkanım gözüküyor. Siz E5 tarafına doğru mu ilerliyorsunuz? Evet. Beni görüyorsunuz oradan herhalde. Emniyetin oralarda mısınız? Evet. Allah Allah. Peki aracınız şu an nerede duruyor? Altımda. Ney? Aracın üstüne çıktım dedim ya orada. Yolda mı yani, yolda mısınız, yolun ortasında mısınız? Yolda da, yolun en sağındayız yani. Yani bir şeritten bir şey olmaz diye düşünerek. Çünkü bu bakış açısı olarak yani kameranın ne kadar yeri gördüğünü öğrenmek daha iyi olur. Yani bilgi önemlidir her zaman diye düşündüm. Yani hep oradan geçerken bu kamera acaba nereden nereyi görüyor evet, falan diye merak ediyorsunuz sanırım. Şimdi bugün test etmeye karar verdim. Bugün test etmeye karar verdim ama yine tam bulamıyorum açıkçası. Belki acayip geniş bir açıysa. Şuradan bakın ta şuraya kadar görebilir gibime geliyor. Yok ama normal kameraysa sanki. Peki hani şu buradan... an korna sesleri falan duyabiliyor musunuz Cenk Bey? Korna sesi yok, sadece bana bakan dostlarımız var. Selam. Evet, itfaiye falan çağıran var mı? Yok, niye? Yanıyor muyum? Hayır yani, belki o arabanın üstünden inemiyorsunuz diye. Yok yok yani, onlar da herhalde beni görevli olduğumu sandılar falan, ses etmiyorlar. Onlar da sağ olsunlar. Anladım. Yalnız bulunduğunuz bölgeyi tıkıyorsunuz yani, trafiği mahvettiniz. Benim şu an haritada
Gördüğüm kadarıyla İstanbul trafiğinin en tıkalı bölümünü oluşturdunuz. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sonuçta her daim bu suç birine yüklenecek. Yani Cenk trafiği Bey, kim tıkadı? Yani şu an Cenk tıkadı. Bir an evvel orayı terk etmeniz gerekiyor. Peki her gün bir kişi tamam bugün de trafiği ben tıkadım diye gönüllü olsa mesela böyle bir kampanya yapsak ne dersiniz? Evet, ilginç bir kafadasınız anladım. Nereden geliyorsunuz bilmiyorum ama umarım eve gidiyorsunuzdur ve araç kullanmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi üstünden inince tekrar kullanacağım ama belki biraz daha buralarda bir gezinirim, tam bilemiyorum. Neyse, Cenk Bey, yani eğer oralarda gezinmeyi düşünüyorsanız ben derhal ekipleri yönlendiriyorum. Sizi oradan tahliye edecekler. Yönlendirin, tahliye gelirken beni bir arasınlar, bir iki bir şey aldırayım. Anladım. Size afiyet olsun diyorum o zaman Cenk Bey. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ay Allah Allah. Müebbet muhabbet.